birinci basamakta kulak burun boğaz muayenesi kulak ile başlar. Önce auriküle'ye bakılır. Auriküle ve auriküle arkasında mastoid bölgedeki cilt muayenesi yapılır. Daha sonra dış kulak kanalına bakılır. Uygun spekülüm seçilir. Otoskopa konulur. Kulak kepçesi süperiyordan tutulur, yukarı doğru çekilir ve otoskop spekülümle birlikte dış kulak kanalına konulur. Dış kulak yolu ve timpanik membran manuel gözle otoskop aracılığı ile değerlendirilir ve muayene edilir. Bu hastamızda auriküla doğal, dış kulak yolu doğal ve timpanik membran doğal olarak değerlendirildi. Aynı iş diğer kulak için de yapılır. Kulak burun boğaz muayenesinde ikinci sırada burun muayenesine geçilir. Burun muayenesine geçilirken uygun bir ışık kaynağı seçilir. Önceden normal ampul ışığı ve ampul kullanılırdı, ayna kullanılırdı ama şimdi soğuk ışık kaynağı kullanıyoruz. Ve önce burun üstündeki ciltteki duruma bakıyoruz ve bir ciltte bir lezyon var mı yok mu değerlendiriyoruz. Daha sonra burun iç muayenesine geçiyoruz. Burun iç muayenesine geçmeden önce uygun burun spekülümlerimiz mevcuttur. Ve hastanın ön burun deliklerine göre uygun burun spekülümünü tercih ediyoruz. Ve burun spekülümünü de merkezi noktadan tutarak, önceden açıp kapayarak, deneyerek kapalı bir şekilde önce sol burun deliğine koyuyoruz ve açıyoruz. Bu şekilde görebileceğimiz alanlar burun ön bölgesi, septum dokusu, septum mukozası, alt konka dokusu ve alt konka mukozası. Aynı durumu diğer burun deliği içinde gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde anterior rinoskopik muayeneyi tamamlamış oluyoruz. Kulak burun boğazda üçüncü muayene basamağımız oral kavite ve orofareks muayenesidir. Yine bir ışık kaynağına ihtiyacımız vardır. Alnımıza taktığımız ışık kaynağını ağız içine düşürürüz. Hastadan ağzını açmasını isteriz. İki abeslan kullanırız. Önce orofareks muayenesi yaparız. Hastanın diline bastırırız ve A demesini söyleriz. Bu şekilde sağ tonsili, sol tonsili, uvulayı, yumuşak damağı ve orofarenksi görürüz. Daha sonra oral kavite muayenesine geçeriz. Bu şekilde bukkal mukozalara bakarız. Retromolar trigona bakarız. Dil muayenesine bakarız. Gingiva mukozasına bakarız. Sert damağa bakarız. Ve dili kaldırıp ağız tabanı muayenesini yaparız. Ağız tabanında bir kitle, lap var mı yok mu değerlendiririz. Ayrıyeten tükürük bezlerinin ağız içine açılma kanallarına bakarız. Oral kavitede parotis bezinin açılma kanalı stenon ağzına bakarız. Ağız tabanında ise submandibular ve sublingual bezlerinin olduğu bölgelerde bir patoloji var mı yok mu ayrıntılı değerlendiririz. Kulak burun boğaz muayenesinde dördüncü aşama baş boyun muayenesidir. Baş boyun muayenesi için hastayı bir tabureye oturturuz. Dik durmasını söyleriz ve gergin olmamasını söyleriz. Biz de hekim olarak hastanın arkasına geçeriz ve her iki elimizle sağ ve sol boyunu muayene ederiz. Tabii öncelikli olarak boyun bölgeleri mevcut. Boyun bölgelerini üstten orta ve alt seviyeye sırayla bir manuel palpasyon yaparız. Önce üst jugüler bölge ve üst servikal bölgeyi muayene ederiz. Submandibular bölgeyi muayene ederiz. Bir manuel palpasyonla submantal bölgeyi muayene ederiz. Üst jugüler bölgeyi muayene ederiz. Orta jugüler bölgeyi muayene ederiz. Alt jugüler bölgeyi muayene ederiz. Ve supraklaviküler bölgeleri muayene ederiz. Bu bölgelerde ele gelen kitle, lenf adenopati gibi patolojiler var mı yok mu değerlendiririz. Kulak burun boğaz muayenesinde 5. basamak ise larynx muayenesidir, gırtlak muayenesidir. Ancak bu enstrüman gerektirir. Önceden ayna, lamba ve ısıtıcı gerekirdi ve çıplak ışık ile aynaya ışık yansıtılarak larynx'e bakılırdı. Ama şimdi artık günümüzde modern endoskopik yöntemleri rutin hastanın larynx gırtlak muayenesinde kullanıyoruz. Eğer hastada bir ses kısıklığı var ise, larynx muayenesi gerekliliği hissediyor isek bu hastamızı bir kulak burun boğaz uzmanına yönlendiririz. Bu şekilde kulak burun boğaz muayenelerimiz tamamlanmış olur.